Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizler için inbox uygulamasını inceleyeceğiz. Bu inbox'ın olayı aslında bildiğimiz Gmail, Gmail hesabımızı Google yavaş yavaş bu inbox uygulamasını taşıyacak. Gördüğünüz gibi Gmail uygulamasından falan farklı bir tasarım var. Gmail'i geliştiren ekibin geliştirdiği bir uygulama bu. Gmail'i oranla işte daha yenilikçi bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve bize kolaylıklar sağlamaya çalışıyor bu uygulama. Bu servisin ekstra Gmail'den ne farkı var derseniz, mesela bir toplantınız var ya da hani bir doğum günü, önemli bir etkinlik var diyelim. Siz bunu bir takvim ayarlayabiliyorsunuz ve size daha sonradan o günle ilgili bir hatırlatma yapıyor. Size bir mail yollama gibisinden bir hatırlatma da bulunuyor. Yani hani sanal asistan diyebiliriz bunun için aslında. Bir nevi sanal asistanlık görevi görüyor daveti sistemiyle çalışıyor bu şu an. Hani öyle üye olamıyoruz Zart diye. Inbox at google.com adresine bir posta gönderiyoruz. Hani bir davet istediğimize karşı. Onlar da bize bu daveti gönderiyorlar ve bu uygulamayı kullanabiliyoruz. Google'ın hani açıklamasına göre bu direkt böyle bir anda kesmeyecekler Gmail'i. 1-2 sene içinde olacak yaklaşık bu geçiş dönemi. Hani bir anda kesilirse insanların bundan soğuma ihtimaline karşı tabii ki de mantıklı olan böyle bir geçiş süreci. Hani yavaş yavaş Gmail'in yerini alacak. İnsanlar da buna o süre içinde alışmış olacaklar. Şimdi şöyle biraz tasarımdan bahsedelim. Şurada gelen kutusunu görüyoruz. Buraya bastığımız zaman bunu bu arada bize bir takipçimiz kod istemiş. sağolsun gönderdi bize incelememiz için. Burada gördüğünüz gibi gelen kutusuna tıkladığımız zaman çeşitli seçenekler karşımıza geliyor. Mesela tamamlananlar, ertelenenler diye seçenekler var. Bu ertelenenler şu şekilde hani Windows'ta sürekli çıkar ya böyle güncelleme var, güncelleme var, daha sonra hatırlat deriz ama halbuki hiç istemeyiz. İşte Google'daki de ona benzer bir mantık ama Hani o an okuyamayacağımız bir maildir ancak 3 saat sonra okumak için de onu unutmuş olabiliriz. İşte orada bu ertelenenleri kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya maili gönderdiğimiz zaman ve bir tarih belirlediğimiz zaman bizim için o tarihte tekrar maili hatırlatıyor. İşte şöyle şöyle bir mailiniz vardı bunu okumadınız bakın falan filan gibisinden. Bu arada Gmail hesabıyla beraber çalıştığı için zaten Google'ın bir olayı olduğu için güvenirlik ve hani spam koruma özelliği ile alakalı bir sorununuz olmasın. Hani aynı özelliklerin tamamı Inbox uygulamasına da gelmiş durumda. Inbox uygulamasının bir güzel özelliği de zaten bunu hani Gmail yapıyordu ancak bu daha güzel bir şekilde yapıyor. Bizim için mailleri gruplandırıyor. Mesela burada bir gruplandırma yapmış hani sosyal işte güncellemeler, forumlar vesaire gibi. Hani önemli olanları daha ön planda bize gösteriyor gelen kutusuna. Önemsizleri biraz daha geriye atıyor. Burası bu şekilde. Burası bizim mail kutumuz. İşte bugün gelmiş olanlar, bu ay içinde gelmiş olanlar, işte Ağustos'ta gelmiş olanlar vesaire gibisinden. Şöyle bir seçenek koymuşlar. Bu tarafa çektiğimiz zaman tamamlananlar klasörüne atıyor. Bunu geri alabiliyoruz. Eğer diğer tarafa çekersek de şöyle göstereyim. Bu maili az önce bahsettiğim erteleme olayını yapıyor bu mailin üzerinde. İşte bugün, daha sonra saat 7'de hatırlat diyor mesela. İşte yarın sabah hatırlat veya herhangi bir tarihi siz seçebiliyorsunuz. İptal edelim bunu. Yeni bir mail oluşturacaksak şu alt taraftaki artı düğmesini kullanıyoruz. İşte buradan oluştur dediğimiz zaman yeni bir mail oluşturacak. Bakalım nasıl mail oluşturma sayfası. Gördüğünüz gibi çok ekstra bir fark yok. Bir şeyler katmamış. Kapatalım bunu. İşte buradan dilersek hatırlatıcı olayını da halledebiliyoruz. Üst sağ tarafta arama düğmesi var. Onun yanında da böyle raptiyeye benzeyen bir hani pin dedikleri muhabbetten var. Bunu açtığımız zaman sadece işaretlediğimiz mailleri gösteriyor bize. Bu da güzel bir özellik olmuş. Önemli olanları hani işaretleyip sadece o şekilde bir göstermede yapabiliriz. Bunları işaretlemek için de şöyle mailin yanındaki kutucuğa dokunuyoruz ve şurada gördüğümüz gibi pin çıkıyor. Buna basıyoruz ve bunu işaretledi. Şimdi o pini tekrar açtığımız zaman sadece bu ikisini gösterecek. Gördüğünüz gibi. Gmail'in çıkarmış olduğu inbox uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Bu yavaş yavaş hani Gmail'in yerini alacak. Size buna alışmaya çalışın Gmail'i aktif olarak kullananlar. Google'a inbox.google.com adresini attığınız bir postayla size hemen geriye dönüş yaparlar muhtemelen. Yapmazlarsa da çok üzülmeyin. Zaten çok yakın bir zamanda halka bunu arz edeceklerdir. Yani rahat rahat kullanabilirsiniz. Bizlere Webtekno Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımız olan WebTeknoTV'den TV'den ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda webtekno.com web sitemizde takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.